herkese günaydın. Hepiniz ekranlarınızın başında hoş geldiniz efendim. Çok güzel bir yayın sizleri bekliyor. Bugün stüdyomuzda aşka, evliliğe ve ilişkilere dair çok keyifli bir sohbet dinliyor olacaksınız. Konuklarıma alkış istiyorum. Astroloji uzmanı Filiz Özko ve... ve yazar Adil Yıldırım bizlerle beraber. Güzel bir kombinasyon, güzel bir sohbet sizleri bekliyor. İlk olarak burçların aşk ve evlilik uyumlarını konuşuyor olacağız. Bir de en çapkın ve aşkla en alakası olmayan, hani hiç yanaşmayan eğer şu burçtansa denilen burçları konuşuyor olacağız. Ardından da sevgili Adil'le de kadınları memnun etmek neden zor? Aldatan erkeğin 3 sinyali, zengin kız fakir erkek mutlu olabilir mi? Flört ederken 4 beden dili tiyosu nelerdir? Bir kadın kocasını nasıl daha romantik yapabilir? Ay güldüm pardon. Cimri erkekle mutlu olmak mümkün müdür diye en çok merak ettiğimiz soruları soracağız ve tabii ki bol bol da vaktimiz oldukça sizlerden gelen telefonları da yanıtlıyor olacaklar. Telefon numaralarımız 0212 702 42 42 biliyorsunuz. Bizleri aramanızı bekliyoruz. Sorularınız için konuklarım hazır ama ilk olarak isterseniz bu yaza bir gelelim. Yani yaz böyle herkes için genellikle işte tamam ya bu yaz artık hani bir aşk yaşarım ya da yaşayabilirim gibi. O enerjide oluruz ya artık D vitamininin verdiği yetkiye evet. Dayanarak mıdır nedir? Herkes daha mutlu, daha enerjik ve kendini daha güzel ve daha çekici hisseder. Peki bu yaz hangi burçlar aşkı yaşayacak diye altını çizebiliyoruz. Hangileri hüsrana uğrayacak demeyeyim de yani. Ay ne desem de bilemedim evet, şimdi. Evet. Ne desem? Hayal kırıklığı mı diyelim? Hayal kırıklığı. Hayal beklediğini kırıklığı. Bulamayacak. Umduğu gibi bir şey yaşayamayacak diyeyim. Ya şimdi şöyle bir şey var Çağla'cığım. Bu sene bir Venüs retrosu başlıyor. Ne zaman başlıyor Venüs? 23 Temmuz'da başlıyor. 5 Eylül'e kadar. Yani ket vuruluyor aşklara. Herkes eski aşkını irdeleyecek. Çünkü Venüs retrosunda aşklar biter. Ağustos'ta asla evlenmesinler. Eğer düğün salonlarından herhangi bir şekilde... Full Ağustos'ta olur full düğünler. Full Ağustos valla evlenenler boşanabilir. Ben sana eyvahlar. Evet yani özellikle aslan. Bak aslanda çok büyük bir retro başlayacak. Kovalar, boğalar ve akrepler çok dikkat etsinler. Venüs retrosunda hayır. Ayrılıklar olabilir. Diyelim ki Ağustos'ta aldı nikah tarihini yani bu insan. Vallahi böyle de yapamazsın. Nasıl olacak peki? Yani ne oluyor öyle olunca? Şimdi, ne bileyim keyifsiz bir ilişki mi oluyor? Keyifsiz bir evlilik mi? Bir türlü her şey bir şeyler yolunda gitmiyor mu? Yoksa boşanmayla mı sonuçlanıyor? Şimdi bu kadar net sormak mümkün değil ama. Venüs şimdi sordum. Aslan'da olduğu için aslanlar takıyı altını çok severler. Evet. Gösterişi çok severler. Bir sürü düğün salonlarında da evlilik gününde kaynanalarla, altınlarla ilgili, tepsilerle ilgili, söz şeyleriyle ilgili bir sürü problem çıkacak. O yüzden eğer Ağustos'ta evleniyorlarsa lütfen biz çünkü geleneksel bir aileyiz. Evet. Hani biliyorsun söz kesilmelerde tepsiler gider, yüzükler takılır falan. Evet, doğru. Onlara çok dikkat etsinler. Gelin ne istiyorsa yapsın kayınvalide. Yoksa gelin yüzüğü daha takmadan atar. Ay bu noktada o zaman kaynanasıyla anlaşamayan gelinin hayatı zor mu diye hemen Adil Yıldırım'a döneyim mi? Çok zor, kabus. Nasıl böyle bir başlamak ya programı? Evet, kabus. Başlama gerçekten. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Hocam ben adamla kabus. Çok iyi anlaşıyorum ama annesiyle bir türlü o diyaloğu kuramıyoruz. Kadınların birçok kadının kabusu. Problem anneden ya şimdi birini suçlamak adına tabii suçlamak değil. Ama evet. Hani anne kaynaklı evet, mı evet. Yoksa kayınvalide kaynaklı mı oluyor sence? Çok net cevap vermemle ünlüyüm ben. Çoğunlukla problemler anne kaynaklı. Çok net cevap vereyim. Nedenini söyleyeyim mi? Bir erkeğin de belli bir yaşta kendi kararlarını alması lazım. Hata yapıyorsa yapması lazım. Karışmaması lazım annesinin. 40 yaşındaki bir adamın hala bütün hayatına karışmak doğru bir şey değil. Anayım ben ana. Dur. Şimdi ben net yorumlar yapıyorum ama burada ya. Gördüğüm vakalarda genelde şöyle bir durum var. Hayır ben bu kızı beğenmedim oğlum. Duyguların önemli değil. Benim istediğim kızla evleneceksin. Tabii, öyle benimle oldu. De iyi anlaşacak diyen bir anne ne kadar haklı olabilir? Allah aşkına burada dürüst konuşalım. Şimdi burada 40 yaşında, ay, 35 yaşındaki bir adamın... Söyledin, kendi söyledin, benimle anlaşmasını tabii ki de isterim kendi hayrına. Çünkü diyorsun ki mutsuz olur. Evet. Sonuçta mutlu olmayı kendisi peki, seçmesi gerekiyor. Peki iyi giden gerekiyor. Bir ilişkiyi bozması mesela bir annenin? Tövbe, öyle bir şey mümkün. Tövbe haşa. O güzel değil. Ya böyle durumlar oluyor ama. Mesela gerçekten kız ya. Ne kadar iyi olsa da hayır bizim kültürümüzden değil bizim kafa yapımıza göre değil oğlum bu kız doğru değil diyerek adamın da kafasına şüphe düşüren anneler olabiliyor. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Yani iki tarafı da hani burada okşamaya çalışmayacağım. Açık ve net bir şekilde birçok anne iyi giden bir evliliği ya da ilişkiği bozuyor. Buna çok şahit oluyorum. Anne mutsuz olduğu bunun için olabilir mi? Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Hem o hem kendi hayatı yok.
Hem kendi kararlarını, kendine dair oğlu dışında bir hayat yok. Yok. Birçok annede hani sosyal bir hayat yok. Evet. Bir de şöyle bir şey var, bir hırs var, ego var. Hayır, bu kız benim de söylediğimi yapacak, benim söylediklerimi yapsın. Ben dominant bir anneyim diyen çok fazla anne var. Dolayısıyla orada çok mağdur olan kızlar var. Aslında bazı kızlar da anneyi mutlu etmek için her şeyi yapıyor ama yine de olmuyor. Yine bana de geliyor, olmuyor. Diyor ki hocam ben nerede yanlış yapıyorum, neden? Sende bir yanlış yok. Orada gerçekten saplantılı bir şekilde oğlunun özel hayatına karışan bir anne var. Doğru i̇şte, bir şey değil bu. Yok, kesinlikle doğru bir şey değil. İşte ben de mesela hemen böyle biraz empati kurmaya çalışıyorum. Canından bir parça büyütmüşsün etmişsin, başka bir hayatı yaşamaya başlıyor senden gayrı. Ve hani çocuk da eğer anneye biraz düşkünse, anne şöyle mi yapsaydım, böyle mi davranayım diye biraz sorup yüz buluyorsa eğer anne. Bravo. Değil mi? Bravo. O zaman o da kendini onların hayatına müdahale etme hakkını görüyor. Bravo. Olabilir. Şimdi burada bravo. Sınırı o zaman birazcık erkek çizmesi gerekmiyor mu? Anaları pek suçlamıyor mu o kadar? Birazcık değil, ciddi anlamda erkeğin çekmesi gerekiyor. Kesinlikle haklısınız. Çok güzel özetlediniz. Şöyle bir şey var. Anneciğim, özel hayatımda yanlış yapıyorsan bu benim hatam. Evet. Evet. Bu benim hatam. Evet, hata yapıyorsam ben bunun farkındayım ama ben bu kızı seviyorum diyerek çizgi çekebilen bir erkeğe kimse karışamaz. Ama çizgi çekebilmek, programda da konuşacağız, birçok insanın en büyük problemi. Erkeklerin ve kadınların. Onun örneklerini konuşuruz. Çizgi çekebilmek aslında bir ilişkinin kaderini belirler. Çekemediğin çizgi ilişkinin sonunu getirir. Bütün mesele bu, budur bu yani. Bu nettir yani, çok aslında net. Başka bir şey de var Çağla'cığım. Hormonal bir şey var. Çünkü anneler çocukları karınlarında taşıyor. Babalar birazcık sadece tohum olarak gözüküyor. Anne tarla olarak gözüküyor ve çocukla anne arasında bir bağlantı, hormonal bağlantı oluyor. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun bir lafı vardı. Nurtime, anne derdi çocuk, annenin karnından gittiği zaman bile anne o çocuğu 9 ay taşıdığı için organı gibi görüyor. Sanki doğru. O organı dışarıda geziyor. Hep o organını endeksli yaşıyor. Bu da yan tabii ki. Çünkü erkekle kadın bedeni çok farklı. Babalar daha radikal oluyorlar. Anneler ne olursa olsun, benim iki tane oğlum var. Bir tanesi 40 küsur yaşında. Hala ben Adil'in söylediği hataları hala yapıyorum. Ben, yani evet, içgüdüsel evet. Bir şey ya herhalde tabii, o değil tabii, mi? Tabii. Birazcık da o anaları anlayın ya. Yazık. Yani şey yapmaktan. Evet. Kendime yol yapmam inanılmaz değil mi burada? Evet, güzel oldu. Şimdi buradan hemen tekrar yaza dönelim. Şimdi yaz için izleyenlerimiz, ay benim çocukların fotoğrafı ekranda. Yaz için şöyle birkaç tane burcu spesifik olarak söyleyebiliyor muyuz? Bu en azından Venüs retrosuna kadar şey diyebiliyor musun? Tabii ki. İşte hani şu burçtakiler aşkı yakalayacaklar. Hani dikkat dikkat gibi. Şimdi ben hem Adil'e bir laf atmak istiyorum hem de konuşmak istiyorum. Eski aşklar gündeme gelecek. İki anayı almış yanına bu adamı. Evet, ben ortadayım şu anda. Ben ortadayım. Eski aşklar gündeme geliyor. Ben Adil'e sormak istiyorum. Eski lütfen aşka buyur. Dönmek nasıl bir şey? Eski çünkü sevgili. Yazın herkes eski sevgiliye dönecek. Peki yeniyi bulamadığı için mi, eskiyi yok, özlediği için mi? Venüs retrosu eskiyi çağrıştırır. Yani böyle geçmişten rüzgar eser. O rüzgara kapılır bir gidersin. Bir kıyaslama başlar. Hani, ay işte geçen sene şunu yapmıştık, 3 sene önce şuralarda oturmuştuk, burada gezmiştik. Ah bana burada ilk sevdiğini söylemişti falan. Bizim kadınlarımız da ne kadar geçmişe takılmak istemese de nostaljik duyguları vardır. Evet. O yine daha Adil'in konusu. Alan gibi görürler orayı. Bildiği gibi, konfor alanı gibi gördükleri için evet. Dönmeleri ne kadar doğrudur? Şimdi sevgili Çağla Hanım, şöyle bir durum var. Bana en çok sorulan soru her zaman eski sevgilidir. Evet. Yaklaşık 13 senedir bu işi yapıyorum. Şimdi ben bunu sahnede yapıyorum. İtiraflar Show diye bir show yapıyorum. Orada bile en çok sorulan soru bu. Ne? İtiraflar Show'da derler ki hocam eski sevgilimi nasıl geri getiririm? Bununla sendrom ilgili hikayeler isterler. Bayağı bir bunun sendrom. En büyük, bakın en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Biz eğer eskiye yönelik bir hesabı kapatamazsak yeni birisi hayatımıza gelmez. Mümkün değil. İmkansız bir şey. 14 bine yakın kadınla çalıştım. Ay biyolojik olarak kapatacaksın, mantık olarak evet. Kapatacaksın. Kalbinde kapatacaksın, ruhunda kapatacaksın. Anıları, hatıraları onu söyleyemedim, içimde kaldı, o cümleyi söyleyemedim dediğin zaman dünyanın en doğru kişisi karşısına çıksın senin. Kesinlikle ona bir şans veremezsin. Hala orada açık bir hesap var. Bizde şöyle bir şey var. Diş geçirememek var bazen. Söyleyemedim, kızdım ya da beni bıraktı ortada. Ben hala onu düşünüyorum. Neden böyle oldu? Ben aslında değersiz bir kadın mıyım? Bak adam gitti başkasıyla çok mutlu oluyor. Bende ne eksiklik var diyerek kendimizi de arıyoruz. Şimdi şunun altını çizelim. Eski sevgili meselesinin en büyük sebebi şudur. Biz yaşadığımız olayları niye hep kendimizle ilgili algılıyoruz? Belki karşınızdaki adam sevgiyi alabilen biri değil. Sevgiyi alma enerjisi yok. Bunu kabul etme enerjisi yok. Hatta ve hatta ailesine hiç sevgi görmemiş. Dolayısıyla sen mesela yengeç kadın. Öyle değil mi tabii, abla? Tabii. Hep anaçtır, hep sevgi verir, hep sürekli şefkat verir. Adam bundan ürker. Sevgi dolu bir ortamda büyümemiş. Burada kadının ne suçu var? Hiçbir suçu yok. Karşısındaki insan kapalı. Duvarları var. Evet. Sevgiyi alamıyor.
Kendimizi artık yargılamayı bırakalım bunu. Evet, özellikle izleyenlerden rica ediyorum. Eski sevgili seni sevemediyse onun belki annesi hiç sevgi vermedi. Senin değerini anlamadıysa adam değer anlamıyor. Adam hayatında hiç kimsenin değerini anlamıyor belki. Dolayısıyla onun kendi patolojik yapısal sıkıntıları olabilir. Belki bir psikolog yardım alması bile gerekebilir. Kendini sevgiye açması gerekir. Ama sen kendini suçlama. Evet. Ve en önemlisi de geleceğini geçmişteki bir hesapla heba etme lütfen. Adilciğim şöyle bir şey var. Ben şimdi danışanlarımdan biliyorum. Kız ayrılmış. Gitmiş. Adam gitmiş yani. Filiz abla gelsin. Ayağıma kapansın. Bu çok özür var. Dilesin. Bu çok var. Ondan sonra köpek olsun. Ben onu süründüreyim. Ondan sonra gitsin. Ne hal varsa görsün. Böyle modda kadınlar. Bazıları çok saplantılı evet olabiliyor. Yani, ama çok bunu, canı yanmıştır evet ya. Evet ya çok canı yanmış. Bir miktar yaralarını kapatmaya yardımcı evet. olacak. Biraz merhem olacak diye ona da aynen. acı çektirme o merhem belki nedir biliyor musunuz? O merhem. O adamı saplantı muhtemelen haline getirmek yerine şöyle bir merhem var. Lütfen hayatınıza sımsıkı sarılın. Evet. Sosyal hayatınızı geliştirin ve maksimum arkadaşlarınızla vakit geçirin. Hmm. Bu bir şifadır. En büyük hata ayrılık sonrası yalnız kalmak. Yalnız kalmayın. Arkadaşlarınızla olun, ailenizle olun, akrabalarınızla olun. Ve en büyük şifalardan bir tanesi seyahat. Eğer durumunuz varsa bir mümkünse seyahat edin. Başka, başka bir şehir, başka bir yer. Bir 10 gün kaçabiliyorsan kaç. Bu senin modunu değiştirecek. Modun değiştiği zaman artık sen o kederli halden çıkıyorsun. Peki Adil. Ama şey çok ilginç değil mi? Bazıları da kederden güç alıyor mesela. Ayrıldıktan sonra sürekli o arabesk şarkılar, daha da çok acı çekmek, bu da bir tercih. Bak, evet bu başka ya, bir aşk evet. modu. Başka bir şey var Adilciğim. Biraz efkar sen de dağıtalım gibi buna. Bir mod olabiliyor bazen. Olabiliyor değil mi? Evet. Çivi çiviyi söker diye hemen başka bir yanlış ilişkinin içinde çok buluyor yanlış. Kendini. O da çok, çok önemli. Çok yanlış. Çok evet. yanlış öyle evet. bir durum. Ona yanıt vereyim mi Çağla? Tabii, böyle tabii ki. Şöyle bir durum var. Yani. Üst üste yanlış ilişkiler daha fazla büyük bir depresyona sizleri sokabilir. Aman sakın. Şimdi... mesela ben hep çiftçilerden... Yalnız kalmaktan daha şey daha doğrusu yani başka bir ilişkiye girmek yalnız kalmaktan daha kötü olamaz bence. Şimdi şöyle söyleyeceğim, bazen çok kötü olabilir. Üst üste yanlış ilişkilerde... Ay tam tersini söylemek istedim. Yalnız kalmak daha iyidir. Yani daha iyi anlamında. Değil mi? Evet. Ben evet. çiftçilerden çok örnek veririm. Toprağı nadasa bırakırlar. O nadas aslında toprağın daha verimli olmasını sağlar. Bir 6 ay, 1 sene nadasa bıraktıkları zaman toprak zenginleşir. Bizim ruhumuz da öyle. Sürekli yanlış insanlarla vakit geçirmek aslında bize zarar veriyor. Bu biraz da böyle denizde panik yapmak gibi. Sürekli kulaç atıyorlar. Bu çocuk da olmadı. Bu çocuk da olmadı. Bu çocuk da olmadı. Bu habire yanlış tohumlar ekmek gibi de olabilir. Evet. Peki, çok büyük bir hata. Sonra hatalarının kendinde olduğunu zannediyor. Psikolojik kendini çöküntüye suçluyor bir de, oluyor. Aynen. Terapilere gidiyor. Aslında çok sağlıklı bir kız. Evet. Bir ilişki yüzünden her şeyi berbat arkadaşlarınızla oluyor. Vakit geçirin lütfen. Bak bu evet. çok güzel bir evet güzel bir evet. tavsiye oldu. Çünkü genellikle yalnız kalmayı tercih edebiliyoruz. Bir telefonumuz var galiba. O telefonumuzu almadan önce minicik bir soruyu kısa bir cevapla alacağım. Sonra akabinde telefonumuzu alacağım. Kadınları memnun etmek zor mu? Birkaç tane zor mu ile ilgili sorular hazırladım. Sevgili Adil Yıldırım'a da aynı zamanda. Çok ilgi isteyen lütfen beni sürekli prenses gibi hissettirsin diyen bir kadını memnun etmek çok zor. Çünkü bugün günlük hayat çok zor, ticaret hayatı çok zor, çalışma hayatı bir erkek gün içerisinde binlerce kez arayamıyor bazen. Ama kadın sürekli ilgi istiyorsa ki benim şahsi görüşüm balık kadını. Evet. Balık kadını bir prenses olacak efendim. Doğru mu abla? Terazilerde. Şimdi bunun üstadı sensin. Ben vakalarda görüyorum. Balık kadın diyecek ki beni 10 bin kez arıyor. Hayır. 1 milyon istiyorum. 1 milyon kez arayacak beni. Hayır. Bütün balık, hayatı ben olacağım der balık kadınları kadını. Her şeyi hak ettiğini zannediyor. Hak ediyor. Hak ediyorlar da. Ama adam mutlaka hak ediyordur da ama onun da bir sınırı ama vardır evet. herhalde değil mi? O kadar arayamıyor adam mesela. Onu tatmin etmek zor mesela. Zor balık burcu. Ama kimi kadınlar var mesela ikizler kadın diyebiliriz. Rahat onunla aslan neşeli vakit geçir. Tamam mutlu olur. Adil aslan İlgi istemez. Da öyle. Aslan da aslan öyle. Aslan İlgi mi öyle. İster? Tabii o da böyle memnun edilmek ister. Takılar, tukular, güzellikler, konfor, hayat. Seviyor aslan. Ay hangi burçlar lüks kraliçe. Seviyor hangileriyle samanlıkta da seyran olabilir. Onları az sonra soracağım. Telefonumuzu alayım. Çok beklettim. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Hoş bulduk Çağla. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun. Çağla Hanım benim Adil Bey'e bir sorum olacak. Dinliyoruz. Ama... Merhabalar. Adil Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar papatyam çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben teşekkür papatyam diyorum ederim, kadınlara. Biz de çok iyiyiz. Kadınlara evet, papatyam. Evet takip ediyorum. Evet. Buyurun. Adil Bey şimdi şöyle bir problemimiz var bizim. Ben 5 yıllık evliyim. Eşimle benim aslında aramda çok büyük bir problem yok. Ne dersem yapar. Her şeyimi yapmaya çalışır ama en büyük problemimiz oyun bağımlılığı. Evet. İşten gelir, yemeğini yer, oturur, oyun oynar. Çocuğuyla ilgilenmez. Hemen bir iki öper, koklar. Oyun başına geçer, sabaha kadar oynar. Evet.
Bu aramızda çok büyük bir problem olmaya başladı ve son dönemlerde 2-3 aydır da kavgalarımız bu yüzden sıklaşmaya başladı. Benim 3 aylık bir bebeğim var. Allah bağışlasın. Ben çocuk, sağ olun, Allah razı olsun. Çocuk büyüdükçe, ilgilenmedikçe ben daha çok rahatsız olmaya başladım. Hani hamileyken falan bu kadar takmıyordum çünkü çocuk daha ortada yok. Halbuki çocuk daha ilgi istiyor, şey yapıyor ama o sürekli oyun başında. Ne oyunu sildirebiliyorum, ne bir şey yaptırabiliyorum. Nasıl davranacağımı artık şaşırdım. Siz kendiniz şu anda ifade ederken cevaplayayım mı? Tabii ki. Şöyle bir şey tabii söylediniz. Bağımlılık dediniz. Bu çok önemli bir tabir bakın. Oyun bağımlılığı. Bağımlılık her şekilde psikolojik terapiye gerektiren bir durum. Bu kimi zaman başka türlü bağımlılıklar da olabiliyor. Sizin şu anki yaşadığınız durum oyun bağımlılığı ki son dönemde nedense çok karşıma çıkıyor. Ben böyle vakalara her zaman için bir psikoterapiye yönlendiririm. Çünkü bu bağımlılığın altında belki de hiç şu anda tahmin edemeyeceğimiz başka köklü sebepler olabilir. Genelde bağımlılıklarda bir şeyden kaçma oluyor. Dolayısıyla neden kaçıyor acaba? Neden kendini oraya atıyor? Sizle neden iletişim kurmuyor? Belki size söyleyemediği bir çift olarak ama size kızgın olduğu eski tartışmalar bile çıkabiliyor altından. Ama ben bir ilişki koçuyum, bir psikolog değilim. Dolayısıyla bu konunun özellikle davranışsal bir sıkıntı olduğu için bir psikolog ile görüşülmesi lazım. Size en büyük tavsiyem bir aile terapisine gitmenizdir. Birlikte çift olarak. Onun tek başına gitmesi değil. Birçok kadın bana şunu söyler. Hocam eşim gitmek istemiyor. Evet. Bakın ben size onun formülünü de vereyim. Aynen. Birlikte gidelim. Eğer bende bir sıkıntı varsa ben de teşhis etmek istiyorum. Bu yaşadıklarımız illa senin bir problemin olduğu anlamına gelmez. Bir çift olarak bunu göğüsleyelim. Birlikte gidelim derseniz birçok erkek bu üslupla gidebiliyor aile terapisine. Bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel, net bir cevap oldu. Evet, sorunun kaynağı farklı olabilir gerçekten. Biz de mesela işte ebeveynler olarak özellikle şimdi çocuk olarak görecek olursak eğer bir erkekle evet. ilişkiye baktığımız zaman çocuklara da şey, eğer çocuğunuz çok fazla bilgisayar oyunu oynuyorsa evet. onu daha fazla mutlu edecek bir şey olmadığını, dışarıda onun ilgisini çeken daha başka bir şey olmadığını düşündüğü için ve evde sıkıldığı için oraya yönleniyordur derler. Ben erkek çocuklarıyla erkekler arasında inanılmaz bağlar kuruyorum yani seneler kurulmaz içerisinde. Kurulmaz mı? Hala inanılmaz bağlar var. Yeter ki biz onlara annelik yapmayalım. Alo. Alo, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş bulduk. Benim de sorum şu şekilde. Ben de 10 yıllık evliyim. 2 çocuk annesiyim. Benim de eşimle zaman zaman çok uzun süren problemlerim olabiliyor. Kendisinin özellikle küsme huyu ve her şeyin kötü tarafını görme huyu var, abartma huyu var. Mesela evet. özellikle beni her yere geç kalmakla suçluyor. Ben diyelim ki iki küçük çocuğun işte çantasını, yemeklerini, kıyafetlerini hazırlayıp 10 tane şey yapınca üzülmüyor. Ama diyelim ki son anda evden çıkamadık, çocuğun tuvaleti geldi, evde bir şey unuttuk, işte yine çıkamadık, hof tof, işte gene her yere geç kalıyoruz gibi söyleniyor, asıyor suratını. En son 2 hafta önce yine buna benzer bir olaydan ötürü kendi bir odaya kapandı, evin bir odasına. Sabah erken çıkıp işe gidiyor, akşam geç geliyor, uyuyor, otel gibi kullanıyor, çocuklarıyla bile çok minimum ilgileniyor, görmüyor bile çoğu zaman, kendini kapattı izole halde. Yorulduğumu hissettim dedi bir kere. Öyle yüzüğünü de çıkarmış. Böyle daha iyi vesaire dedi. Ve dediğim gibi maalesef her şeyin kötü tarafını görüyor. Diyelim ki bir yere gideceğiz. Böyle güzel giyinmişiz. Aa, bunu mu giydin? İşte sütyenin askısı gözüküyor. Veya atıyorum çocuğun burnunda sümük var. Sen hiç bakmıyor musun? Aa, işte ev temiz ama halıda leke kalmış. Görmüyor musun? Biraz maalesef takıntılı. Ben böyle sabretmeye, hani çocuklarım için yine işte memnun olmaya çalışıyorum. 2 haftadır çocuklarımı parka, etkinliğe tek başıma taşıyorum, getiriyorum vesaire. Hani nasıl çözüm bulabilirim, ne yapabilirim? Adil Bey'e bunu sormak istiyorum. Evet, burnu sümüksüz çocuk mu olur diye konuya giriş yapmak istiyorum. Bir şey sorabilir yani, miyim? Bu nasıl bir şey? Kendisi çok zor bir şeydir ya. Ama. Aynen öyle. Kendi sümüğü gördüysen kendisiyle yani. Aynen. Evet. Aynen öyle. Ay, inanılmaz bir şey ya. Çağla Hanım, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Tabii soru ki. Yönelten hanımefendiye. Siz evlilikten önce ne kadar flört etmiştiniz? Ne kadardır tanışıyordunuz? Bu çok kritik bir konu çünkü. Yani 2-3 sene falan yine bir hani tanışmanız vardı. Evlilik öncesinde şu anda eşiniz olan kişinin zaten küsme huyu olduğunu fark etmiş miydiniz? Hiç yapmış mıydı alınganlık veya laf sokmak, iğnelemek gibi? Yani ilk zamanlar tabii ki bu kadar yoktu. Ama küsme olarak çocuklardan sonra ara ara küstüğü oldu. Ara ara yine kapattığı kendini oldu ama sonra hiçbir şey yokmuş gibi
Hani 4-5 gün sonra işte çok iyi anladım. Kendi kendine işte normale dönüyor ama şey Bravo. Oluyor Adil Bey. Yani böyle duygular sanki çok tatmin olmadan hani yutuyoruz ve normale dönmeye tamam. çalışıyoruz. Şimdi işte. Sizin eşinizin büyüdüğü ortamda, aile ortamında rol model aldığı babası %99 küsme huyu olan biridir. Evet. Rol model almış babasını ya da bu şekilde bir rol model aldığı bir davranış kalıbı var. Şimdi en büyük sıkıntı bu. Bence bu soru çok önemli çünkü yine karşıma çok fazla çıkan bir vaka bu. Eğer ilişkiniz esnasında birlikte olduğunuz insan, evlilik öncesini konuşuyorum, küsme huyu varsa bu problemi nedense birçok kadın hafife alıyor. Bu problem çok büyük bir dert değil. Oysa ya küsmek, o sırada biraz tatlı geliyor bile tatlı bile geliyor. Olabilir yani. Değil mi? Bir de onun cilvesi var bende yani. Onu işte ne bileyim işte barıştıracak. Evet bravo. Hani minik şey o zaman sabrım var evet. çocuk yok evet. bütün ilgim onda o anda tatlı geliyor. Ama evlilikte öyle değil. Aynı adam kabus. Aslında. Kabus. Evlilikte bir kabus. Evlilikte çünkü öyle bir adam kabus. Küsme iletişimi kesmek demek. Cezalandırmak demek dolaylı yoldan. Şöyle bir cezalandırma. Seni bensizlikle cezalandırıyorum. Bensiz kal, ben biraz gizli narsistlik de var içerisinde. Ben çok önemli biriyim, bak seninle konuşmuyorum. Dolayısıyla seni şu an cezalandırıyorum. Şimdi birinci, biraz önce aldığımız yayında oldu. Bakın yine psikolojik bir konu. Şimdi bu insanın davranış sorununun temeli nedir? Neden bu şekilde sizi cezalandırıyor? Çünkü sizin en büyük burada yaptığınız hata bana kalırsa, söylediğiniz onu anlatırken, sabrediyorum. Neden? Burada sabrediyor olmanız, ses çıkartmıyor olmanız adamın bu davranış problemini çözüyor mu? Çözmüyor. Şunun en baştan ifade edilmesi gerekiyordu. Bir dakika bizim bir problemimiz varsa biz bunu konuşuruz. Ben de konuşurum, sen de konuşursun. Biz bunu çözeriz. Konuşmak dışında insanların bir çözüm yöntemi henüz bilim dünyası tarafından bulunamadı. Konuşmak tek yöntem. Evet bizim toplumumuz iletişimde çok güçlü bir toplum değil. Evet biz birçok zaman küsebiliyoruz. Bizim toplumumuzda çok var bu küsme olayı. Ama bu hiçbir şeyi çözmez, hiçbir şeyi çözmez. Bunu sadece ve sadece karşınızda iletişim kurarak yapabilirsiniz. Hocam küsüyor, konuşmuyor. O zaman bir şekilde bir görüntü yapmak istiyorsanız olayın ciddiyeti anlamında ben iletişim olmayan bir ortamda duramıyorum diyeceksiniz. Kusura bakmayın. Gerekirse annenizin evine gidin bir hafta. Bunu çok ciddi söylüyorum. Radikal önlemler almanız lazım. Karşınızdaki kişi bu küsmeden vazgeçmesi gerekiyor. Siz hocam ben oturuyorum küsmesi geçecek 5 gün sonra. O zaman yüzlerce defa aynı şey tekrarlanır. Yüzlerce defa tekrar. Çünkü siz bunu kabul etmiş oluyorsunuz bu davranışı. Küsmek iletişimi kapatmak ve bu şekilde hiçbir problem çözülemez. Ya bir arkadaşınızın evine gidersiniz dersiniz eşinize ben bu ortamda duramayacağım daha fazla. Ya annenizin evine gidersiniz. Çünkü ciddi olduğunuzu göstermeniz lazım artık. Bu çok ciddi bir problem. Bunu maalesef bizde birçok kişi çok küçük bir şey gibi görüyor. Diyor ki küsüyor ne var canım 10 gün sonra geçer. Ama 10 gün sana cehennemi yaşatıyor. Ay evet. Cehennemi ama yaşatıyor. Ama şey oluyor genetik. Hayır cehennemin sonunda illa bir cennet görüyorsa bile niye bunu çekmek zorunda 10 gün? Ama bazılarının karakter yapıları öyle. Çağlıcı mesela aslanlar, boğalar, akrepler, yengeçler, balıklar çok küsüyen insanlardır. Balıklar çok küser. Çok küserler onlar. Hep hassas duygusal derler bundan. Onlar hassasiyetten küserler. Yoksa nazlarını boğalar, çeken... İnanları bekleyen insanlar olduğu tabii, için. Bravo, tabii, bravo, tabii, tabii ki. Bravo. Ama boğalar şeyden konforları bozulacak diye küserler. Laf kaldıramazlar. Aslanlar gururları kırılır, bozulur. Niye? Akrepler kinlenir, küserler. Balıklar algıları, duyguları çok fazladır. Alıngandır, küserler. Bir de genetik yapıları var bunların. O yüzden yani bazen her küsmenin altında davranış biçimi yoktur. Tamamen yapısal da olabiliyor. Evet. Çocukken belki de tam tersi gerçekten ne kadar yalnız kalmak istediğini söylese de inanılmaz bir ilgi görme ihtiyacı bile var. Olabilir. Tabii. Altında asıl o var. Evet. Ben küsüyorum ama ısrar et. Benimle konuşmaya çalış. Benim çocuğum küsse bana küsse ben de şimdi dönüp arkama gidemem bir daha çok ilgilenmek istedim. Biraz önce ne kadar güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki ben erkek çocuklarıyla erkekler arasında müthiş bir bağlantı buluyorum. Var. Bu biraz da bitmeyen ergenlik sendromu. Bak, olabilir. Bu. Büyüyemiyor evet. o adam. Yaşamamış, yaşanılmamış evet. ergenlikte evet. Evet, evet, bazı evet. olabildiğini Aynen duyuyoruz. Bir veterimiz var. Çok tatlı bir veteri. Onu izleyelim. Dedik ki sevdiğiniz için neler yaparsınız diye. Enteresan cevaplar aldık. Ancak cevapları veren izleyicilerimizi acı biberle sınadık. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Sevdiğiniz için ne yapmayı göz alırsınız diye sorsak sevdiğim size. Için, eşim için. Kalbimi veririm yani. Peki eşiniz için bir kırmızı acı biber yer misiniz? Yerim ama çok acıdır değil mi? Bilmiyorum artık bir bakayım. Yedim bile. Evet kızım çok acı geldi. Çok mu acı? Ben acı sevmedim bak acıyı yedim. Acı sevmiyorsun ama eşin için acıyı yedin. Yedim. Eşim için acıyı yedim. Çocuklarım için, eşim için yerim acıyı.
Yapabileceğim her şeyi yapabilirim yani. Göze alırım. Peki kalbinizdeki kişi için şu acı biberi yer misiniz? Eyvah eyvah. Ne kadar acı. Ama ben şimdi bunu almasam. Ama sevdiğiniz için her şeyi yapardınız. Bunun hepsini yemeyeceğim değil mi? Siz bilirsiniz. Tamam yiyebilirim. Yiyin o zaman. Yiyorum. Güzel. Acı mı? Hı-hı. Çok mu acı? Yok. Biraz. Sevdiğim için yani onu dinlerim yani. Yani onun için hep anlayışlı olmaya çalışırım. Alttan almaya çalışırım. Kavgayı sevmem. Öyle yani. Peki sevdiğiniz dese ki bana organını ver, böbreğini ver. Öleceğim ben dese ne yaparsınız? Verir misiniz? Vallahi vermem. Peki eşiniz gelse dese ki eşiniz, hayatım dese, benim uğruma bir acı biber yer misin dese, yer misiniz bu acı biberi eşiniz için? Eşim için yerim. O zaman bizim için de bir yiyebilir misin? Çok acı değdi mi? İyi, yedik işte. Aşkımız için her şeyi yapıyoruz, daha ne yapalım? Aşkın gözü kördür. İyi geldi sabah sabah. Acı mı? Biraz. İnsan sevdiği için her şeyi göze alabilir. Peki sorsak size sevdiğiniz için kırmızı bir acı biber yiyebilir misiniz? Burada tonluya düştük gibi gibi. Yani sevdiği için insan her şeyi yiyebilir. Acı biber de yiyebilir tabii ki. Yemeği mi düşünüyoruz gerçekten? Su var mı yanınızda? Ya da ekmek var mı? Ya. Gayet güzel yenir, her şey yenir. Sevdiği için insan her şeyi yiyebilir. Acısı geliyor şu an gökyüzünde. Eşin için kırmızı bir acı biber yer misin? Yerim. Öyle verelim sana. Vallahi şimdi biber dokalıyor. Sevdiğiniz için ne yapmayı göze alırsınız diye sorsak size? Her türlü şeyi göze alırım. Peki sorsak size eşiniz için kırmızı bir acı biber yer misiniz? Yerim. Şöyle verelim size. Siz bayağı biberi bitirdiniz sevdiğiniz için. Cidden tebrik ederiz size. Aşkım senin için her şeyi yaparım. Bu da iyi. Ay vallahi bu nasıl bir... Bir kalp yapalım değil mi? Bir kalp yapalım şöyle hakikaten. Ne kadar güzel söyledi. Ne kadar güzel söyledi. Çok tatlı. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Genç bir çocuğa sorsanız muhtemelen o cevabı vermezdi. Değil mi? O jenerasyon onu çok içten söylüyor değil mi? 20'li yaşlardaki arkadaşlar yok ya niye uğraşayım der. Evet. Acı yiyen ama böbreğini vermeyen de var. Sence verilmeli mi? Yani her şey yapılmalı mı sence? Acıyı çok seviyordur yani eşi için değil kendi için de yiyordur. Yani olabilir. Peki hangi cevapları daha doğru buluyorsun eşim için? Her şeyi yaparım işte ne isterse canımı da veririm şöyle böyle falan. Oturum. Ben mesela bu fikir bana hep şeyi düşündürüyor mesela. Kim için ne için ne yapacağım mesela ailem için evet yani evet. Böbreğimi de kalbimi de veririm canımı da veririm mesela evet. Diyebiliyoruz çok net çocuklarımız için ailemiz için diyebiliyoruz. Ama insanın sevdiği için tabii ki eşisi hayat arkadaşı işte dediğin gibi artık 40 senelik beraberlikler var ama şimdi gençlerde artık böyle yok. Bir şey. Yok. Mümkün değil. Yok, çok değişti. Jenerasyonlar çok değişti. Evet. Hemen böyle bir diyor ki uzun bir ilişkin var hocam diyor mesela ne kadar diyor 2 haftadır tanışıyoruz diyor. Ya. Mesela bu durumdayız biz şu anda. 1 aydır ayrılmadık demek ki çok iyi bir ilişki diyor. 1 ay. Evet. Zaman kavramı da değişti. Her şey böyle bir göreceli hale geldi. Evet. Bir şey var. Kadın eğer çok sevildiğini hissederse fedakarlık yapıyor. Evet. Sevilmiyorsa ben adam için niye yapayım o kadar fedakarlık diyor tabii. Allah, kadınlar her halükarda hala çok fedakarlık yapıyorlar. Bak adam beni sevmiyor ama sevgimle onu kendime aşık edebilirim diyen o kadar çok yengeç var kadını var ki çok iyi biliyorsun. Yengeç kadınları. Yengeç kadınları nasıl anaç, nasıl en çok değeri bilinmeyen bence Burç yengeçtir. Öyle midir? Her şeyi yapar, bir türlü karşılık bulamaz. Yengeçler. Yengeç kadınları. Para biriktirir kendi için değil. Neler yapıyorlar sevdiği yani? Sevdiği için. Ben şahit kocasına oluyorum. Kocasına espri yapsın. Ya kocasının işi bozulduğu zaman kıyıdan köşeden çıkarsın. Aşkım bak bu senin için diye. Aa kendi yengeçlere bak sen. Çok ilginçler. Yani tam ilişki insanları kadını yani yengeçler. Kayınvalidesini sevmesi de ilgi gösterir. Sadece kocasını kaybetmesin diye. Çok tatlış onlar. Artık yengeç kadını sevmeyen kayınvalideye de yani söyleyecek bir şey yok. Yengeç kadını her şeyi yapar mutlu etmek için. Bir tane telefonumuz varmış galiba konuyla da ilgili. Alo. Alo merhaba. Sağlanım yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Adil Bey'e bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Merhabalar.
Adil Bey'e merhaba Adil Bey. Merhaba. Adil Bey'i evliliğimin öncesinden beri takip eden biriyim. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Buyurun. Fikirlerine de çok değer veriyorum. Şöyle, ben 2 senelik evliyim. Evet. Evlilik öncesinde eşimle fikirlerimiz uyuşuyordu. Zaten o yüzden evlilik kararı aldık. Ailelerimize işte belli bir mesafede bir ilçede yaşıyoruz. Aynı şehirdeyiz fakat belli mesafedeyiz. Hani bunun işte ben daha çok üzülüyordum ya, keşke daha yakın olsaydık aile gibi. Ya yok, ailelere uzaklık iyidir hayatım işte diye diye biz evlendik. Şöyle söyleyeyim. Ben şu an evliliğe hala alışma sürecindeyim. Çok uzun sürdü. Çünkü hep ailemle işte bir arada büyüdüğüm için. Ben şu an artık alıştığımı hissediyorum. O süreci tamamladım. Artık evime ve evliliğime döndüm. Fakat eşim yani eşimin ailesi de çok iyi. Onları da çok seviyorum. Fakat eşimin ailesi biraz daha kalabalık ve geleneksel. Evet. Yani eşim öyle bir ailede büyümüş. Ben de çekirdek bir ailede büyüdüm. Daha çok içe kapanık büyüdük. Öyle söyleyeyim. Tamam. Şu an onların ailesine uyum sağlamakta çok zorlanıyorum. Yani farkında bile değiller. Fakat bir telefonla bile bizi çok etkiliyorlar. Kayınvalidem çok iyi. Hiçbir problemim yok. Kayınpederim de öyle. Fakat telefon ediyorlar mesela, aa oğlum işte geçen bayramda gezdiniz ya, ya biz burada tek kaldık, hani ben üzüldüm. Evet. Keşke burada olsaydınız. Ya evet. Hayatım dedim, hani biz yeni evliyiz, yani senin bayramında tatilinde biz de tatile gittik, hani bu çok normal bir şey. Bunu hayat boyu biz nasıl yani hayat boyu ben bunu devam ettireceğim, ben daha kaç yaşındayım diyorum hani. O kadar böyle boğazımı sıkılıyormuş gibi hissediyorum ki size anlatamam. Bayramda gidiyoruz, istiyorlar ki günlerce onlarda kalalım. Ya ben öyle bilmiyordum yani. Her seferinde eşimle konuşuyorum, kesinlikle eşimle çözemiyorum bunu. Hani ya benim ailem böyle istiyor, lütfen saygı göster. Hani lütfen saygı gösterelim. Bak senin ailen de... Ama benim ailemde uyacağım bir şey yok. Gerçekten yok. Benim ailem der ki, kızım siz nerede mutlusunuz, gezmek mi istiyorsunuz? Gidin gezin valla, nasıl isterseniz der. Fakat ben şöyle bir şey düşünüyorum ve bunu ne dersiniz onu sinirmek için aradım. Ben eşimin ailesiyle, eşime bunu söylesem eşim kesinlikle kabul etmez. Çünkü dediğim gibi biraz daha çekingen ailesine karşı. Ya ben konuşmak istiyorum ailesiyle. Ya anneciğim babacığım, ya biz böyle böyle bir şey düşünüyoruz. Lütfen bir şey kırıldığınızda beni arar mısınız? Beni arayın söyleyin. Hani oğlunuzu söylemeyin. Bakın ben size çok samimiyim, yakınım. Lütfen bir sorun olma kızım ya. Benim buna canım sıkıldı. Niye böyle davrandın? Lütfen bana bunu söyler misin? Sorar mısın? Ben bu şekilde bir konuşma yapmak istiyorum. Siz dolmuş da biraz. Değil mi? Biraz da dolmuş. Genel anlaşıldı. Selin Hanım da değil mi? Gayet Selin Hanımcığım. Çok tatlısınız bu arada. Kaç yaşındasınız? 28. 28 yaşındasınız. Evet, bıcır bıcır çok tatlı, evet. İçten hani, evet. Samimi. Evet. Şimdi ben de size yine samimi bir cevap verebilir miyim? Her zaman olduğu gibi net bir cevap tabii vereceğim. Ki. Ailesini böyle, onun ailesine böyle sarılacaksın, sarılacaksın bak böyle. Çünkü o kadar önemli cümleler söylediniz ki, ne diyorsun? Bana hiçbir saygısızlıkları yok. Evet, evet. Kayınvalidemle hiçbir sıkıntım yok. Bana da iyi davranıyorlar. Ne vakalar var. Bak biraz önce söyledik, ben her şeyi gerçek çok söylerim. Çok şanslısın Selim bir çok kere. Çok şanslısın. Ben sana bu taraftan sesleneceğim. Her zaman için gerçeği söylemek zorundayım ben. Böyle bir kayınvalide var, böyle bir karşında kayınpeder var ve diyorlar ki gelin görüşelim. Onlara bak böyle böyle, bak böyle sarılacaksın. Evet ya, bir bayramda onlara gidin, ne olacak ki? Gideceksin, çünkü sen şu anda bu evliliğin yürümesini istiyorsan, evet. Maalesef sana hayatla ilgili bir şey söyleyeyim. Hayatta olgunluk nedir biliyor musun? Hoşumuza gitmeyen şeyleri de kabullenme sanatıdır. Her şey hoşumuza gidemiyor canım. Hayat böyle bir şey maalesef. Onun için senin derdin bu olsun. Hani Allah başka bir dert vermesin sana. Sen bu aileye böyle sarılacaksın. Hatta ben sana çok güzel bir tüyo vereyim. Evliliğini tamamen güçlendirecek. Bir kez mi istiyorlar? Sen diyeceksin ki 3 kez gidelim. 4 kez gidelim diyeceksin. Eşin sana bayılacak. Bırak artık. Burada da çok fazla bunu kafaya takma. O aileye sarıl. Onlardan o süreçleri geçtikten sonra o konuşmayı yap. İyice senin sevgini hissetsinler. Sonra onlara de ki ya biz biraz da baş başa vakit geçirmek istiyoruz. Onlar der ki aa kızım, tabii ki tabii hakkınız. Canım. Belki sen söylemeden onlar söyleyecek. Onlar sana teklif eder ama evet. Şu anda böyle bir aileyi böyle başında taşı. Taşım başında. Abi, ben evet. Sana söyleyeyim. Anladığım kadarıyla bu kızımız biraz özgürlüğüne fazla düşkün. Yani boğulmak istemiyor. Selin'cim, bazen ne sevgi bile fazla Burcun geliyor. Burcun ne Selin? Benim için çok tedirginim ve hani ileriki hayatımı da şimdiden planlamak istiyorum. Ama inanın benim elimden her şey gitmiş durumda. Sanki hani benim hayatıma kimse uyum sağlamıyor. Ve ben tamamen onlara dönmek zorundayım ama bu da çok haksızlık gibi ama geliyor. Ama senin değil, senin eşin de kurduğun hayat diye düşünmen gerekiyor ya. Ya doğru. Ben ne bileyim, sanki hani diyorum ya telefonla bile ya hani niye böyle yaptı? Ya diyorum ki ya beni arayın. Ya
o başka anlıyor. Hani arkadan istebilmek gibi geliyor. Doğru değil bence. Yani evet, bence bu iletişimi sen biraz kuvvetlendirebilirsin. Hani bir sorunuz varsa hani çok inanılmaz tatlı ve kibar bir şekilde. Ha, sanki aranızda böyle yani herkesten gizli bir şey konuşacakmış. Ve ayrı bir yol açıp ayrı bir iletişim kuruyormuş. Ya, samimiyetinde davranabilirsin tamam, belki. Çok, pardon, şunu da söylemek istiyorum. Hani ben daha önce böyle bir konuşma yaptım. Böyle hani başka bir konuydu. Fakat bir baktım ki onu da hani yani paylaşıyor. Bir baktım eşim öğrenmiş. Ya ben dedim ki size danışmak istiyorum. Hani size gizli bir şey konuşmak istiyorum dedim. Hani beni hani böyle böyle bir içimde bir sıkıntı var. Kimseyle konuşamadım. Size paylaşmak istedim. İnanın aynen bu şekilde konuştum. Bir baktım ki her şeyi duymuş. Her şeyi anlatıyor. E ben de nerede kaldı benim şimdi burada özel konuşmam, samimiyetim? Aramda ben nasıl güvenip şimdi bir şey paylaşayım? Tekrar sen keşke kendi annenle paylaşsaydın. O kısmını. Çünkü söyler yani. Çağlıcığım, ay kopmamış, kopmamış. Onun annesiyle çözmem lazım. Erkek kopmamış daha annesinden. Hı? Burada erkeğin annesinden kopamamış olduğu çok net. Muhtemelen siz de bu yapıyı biliyordunuz. Dediniz ki ben evlenince bunu bir şekilde yoluna koyarım. Ama benim burada hissettiğim başka bir şey var. Bir şey söylemek istiyorum. Çok dolmuş papatyam. Dolmuş. Çok dolmuş ve gergin ve öfkeli şu an. Şimdi... Ben her zaman sonuç odaklı biriyim, mantık odaklı biriyim yani. Şöyle bir durumdan yaklaşmamız lazım. Şu anda bu ruh halini, bu öfkeyi, birikmiş öfkeyi eşinize veya onun ailesine yansıtmak size nasıl bir getirisi olur? Çok daha olayı ters bir yere doğru götürür. Amaç ne? Evliliği koparmak değil, toparlamak değil mi? Benim söylediğim yöntemi bir deneyin. Alın onlara bir sevginizi gösterin. Sonrasında iyice ortamı yumuşattıktan sonra rahatsız olduğunuz konuları eşiniz de orada olacak ama. Gizli bir şekilde kayınvalideyle değil, hep beraber eşiniz, annesi, böyle diyeceksiniz bu konuları biz düzeltebiliriz, bunun üstesinden gelebiliriz. Olumludan yaklaşın. Bu niye böyle, bu niye böyle değil. Çünkü yapılan araştırmalarda, özellikle tartışmalarda kişisel suçlamalar olduğunda bu tartışma sadece ayrılığa gidiyor. Kişisel suçlama olmayacak. Nasıl çözebiliriz? Biz bunun üstesinden gelebiliriz diye başlarsanız bir çözüm yolu bulurlar. Çünkü evliliğin bitmesi ne kadar önemli. Çok önemli. Bak hep iletişim. Hep kaç çocuğu hep var? Merak ettim. Hep kaç çocuğu senelik var? Evlilikte bir çocuk çocuğunuz var, var mı Selin? Yok yok, çocuğum yok. İki senelik evlilikte. Düşünüyor çok musun yeni. Selin? Yok, düşünmüyorum henüz. Çok doğru. Bak çok doğru bir şey söyledin. Evlilik oturmadan, ben, şu anda bu dinamikler oturmadan çocuk düşünme. İlk önce bir bu sorunları çözmeye çalışın. Bu çok önemli. Selin'cim öpüyoruz seni. Tüm aileye de sevgiler. Bir telefonumuz daha var. Arka arkaya biraz daha hani hızlı gitmek aynen. de istiyorum. Tabii, daha tabii, fazla tabii, telefon tabii. alabilmek adına. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok güzelsiniz bugün de. Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Sağ olun. Ben Adil Bey'e okurum bu arada. Buyurun. Adil Bey, ben 15 yaşında aile zoruyla evlendirildim. 18 sene oldu. Tamam. Annemle babamın zoruyla evlendirildim çocuk yaşta. Ve büyüklerle duruyorum. Eşim bana hiç ilgi göstermiyor. Sürekli beni irdiyor. Anne baba ağzına çok bakıyor. 5 sene çocuğum olmadı. 5 sene boyunca çok kötü davrandı. Şimdi 4 tane çocuğumuz var ama yine aynı. Sürekli beni irdiyor. Hiçbir iğne ucu kadar bana değer vermiyor. Yani anne baba ağzına çok bakıyor. Çok kötü büyüklerimiz. Sürekli beni irdiyor yani. Yani bir iyi lafı için ben günlerce ona hizmet ediyorum. Güler yüzü yapıyorum. Annesine babasına davranıyorum iyi. Ama olmuyor. Bugün bile mesela evden tartışarak çıktı gitti. Kıyamam ben sana. Ay kıyamam ben sana. Kaç yaşındasınız şu anda? Şu anda 33 yaşındayım ama 15 yaşında ortaokula giderken zorla evlendirildim. Tamam. 18 senedir mi evliler? Evet. Ben mi yanlış 15, anladım? Evet. 15 ile 10 değil mi? 33. Evet. 15 yaşında doğru. evlendirildim. Şimdi Çağla Hanım burada yanıt vereyim mi? Buyurun tabii. Ben bu durumlarla çok fazla karşılaşıyorum. Çok aslında şöyle bir durum var. Bana büyük bir güven var. Teşekkür ediyorum halkımıza bu güvenden dolayı. Fakat mesela 15 yıldır, 20 yıldır kötü giden bir evliliği Adil hocam hadi bir formül ver de adam düzelsin. Ben sihirbaz değilim yani. Mesela ben kadınlarımıza, bu sorunları yaşayan kadınlarımıza şunu sormak istiyorum. Bu kadar senedir kötü davranan veya işte saygısızlık yapan birisinin nasıl olur da değişmesini bekliyorsunuz? Nasıl olacak? Dünya böyle bir dünya değil. Size kötü davranan insanlar veya bunu dinleyen erkekler, hani öyle erkekler de geliyor. Eşim bana kötü davranıyor yıllardır, abi ne yapayım diyor mesela. Nasıl değişecek partneriniz ya? Nasıl olacak? Birdenbire bir sihirli değnek yok elimizde. Bunu söyleyelim. İnsanlara düzgün bilgi verelim. Hadi bir cümle söyle Adil hocam da adam düzelsin.
Hadi bir formül keşke ver bir an. Böyle, keşke böyle bir gücümüz olsa, haşa yani. Böyle bir gücümüz yok. Dolayısıyla burada yapılacak şey çok net. Yıllardır bir kere bir şey kabullenmekle başlar bütün çözüm. Önce teşhis der ya doktorlar. Önce bir teşhis. Bu kadar yıldır bana böyle davranan bir insanın değişmesi, düzelmesi ihtimali yok. Çünkü zaten bir psikolog yardımı almaz. Zaten davranışları konusunda düzelmez. Böyle bir durum yok, böyle bir bilinç yok. O zaman sizin bu evlilikle ilgili bir şansınız yok. Yani şimdi şunu yap, bunu yap, düzelt. Hayır, 18 senedir sana kötü davranan bir insan düzelmez. Bunu kabul et. Hayatında bunu kabul etmen gerekiyor belki de. Bu insan bana böyle davranıyor. Yıllardır böyle davranıyor. Zorla evlendirildim. Ben buna göre ne yapmam gerekiyorsa yapayım. Hayatımda kendi ayaklarım üzerinde durayım diyeceksin gerekirse. Çünkü burada hani boş, gerçek dışı vaatlerde bulunmayacağım. Öyle bir şey yok. Değişmez bu insanlar. Düzelmez. Üstelik bir faktör daha var. Ailesi de işin içinde kötü davranıyorlar diyorsunuz. Böyle bir güç yok. Bunları değiştirebilecek bir kudret yok bizde. Maalesef yani. Şey Adilciğim, bir de şöyle bir şey var. Uzun yıllar çocuk sahibi olmamış ve aile devamlı çocuksuzlukla bunu suçlamış. Aileye tamam, kendini kabul ettirmek ne kadar için... Acı, kızın yaşadığı ne kadar büyük kabul dram ettirmek orada. İçin dört çocuk doğurmuş. Yani o açığı kapatmak canım, için kendini onlar, suçlu hissettirmiş. Onlar hala kötü davranıyorlarsa hala, o kız evet. Çok zor bir durumda. Allah kolaylık evet. Versin. Yani hiç ayrılma falan ihtimaliniz yok herhalde. Zaten zorla evlendirilmişsin. Zorla evlendirilmiş zaten. Eşin mutlu mu yani bu şekilde sana davranarak, onu da merak ediyorum. Nasıl bir ortam var yani? Çağla Hanım sürekli evde tartışma, küpür, eziyet, yani hasaret. Ben kaç defa annemin babamın evine gittim. Annem babam beni geri getirdi. Hem de aramızda 10 dakika mesafe var evimizin. Gittim geldim getirdiler. Gece bile yani evden kaçtım oldu. Ama annem babam tekrar beni geri getirdi. Mahkemelerden kaç defa beni geri aldılar. Aile sahip çıkmıyor orada bak. Evet, aile sahip yani. Çıkmıyor. Aile sahip evet, çıkmıyor burada. Burada bir dram var. Aile yaşıyoruz yani. Ay canım çok, ya. Çok üzülmüş, çok acı çekiyor. Aile de sahip çıkmıyor burada. Hayır, başka türlü nasıl yollar olabiliyor yani böyle durumlarda? Şimdi yani devletin böyle bir sosyal kurumlardan sosyal yardım alacak. Kurumların çok ciddi yardımları var. Devletimizin çok ciddi yardımları var. Bakın evet. Sosyal kurumlar, özellikle sosyal güvenlik, burada kadınlarla ilgili çok ciddi projeler var. Yapılmakta olan. Kadınlar. Bildiğim kadarıyla şu an yanlış bilgi vermeyeyim. Telefon hatları da var yardım için. Tabii. Kadınların başvurduğu telefon hatları da var. Bunları internetten belki bulabilirler. Belki gelip destek verebilirler. Ama aile sahip çıkmıyor. Şimdi hocam bir formül ver de adam bir değişsin, hemen düzgün bir adam olsun. Böyle bir gücümüz yok bizim. 18 sene diyorsunuz bakın. Mesela bir ilişkide ilk 2-3 sene sıkıntılar var. Bu adam böyle değildi dendiğinde bir yerde bir yanlışlık olmuş, düzeltelim belki denir. Belki olabilir diyorsunuz. Ama 18 yıldır kalıplaşmış 18. Kötü bir davranışın bir tedavisi yok. Bu ciddi kötü kalıplaşmış bir davranış. Böyle şimdi bir şey bazı yok. Ailelerde evlenmiş kızın geriye boşanıp dönmesini de kabul etmedikleri için kız geriye de dönememiş kendi ailesine. Ailem zaten de. Geri götürüyor evet, diyor yani. Evet, mahkemelerden yani. Döndüm diyor. Çok zor. Orada çok devlete sığınacak. Zor. Devlete evet, sığınacak belki orada. De, belki orada de. Devlete sığının. Şu an pek başka zaten yapılabilecek dediğin gibi. Hayır yok. Evet. Hayır, bir yok. Şey yok. Gerçekçi olalım yok yani. Evet. Yok. Şöyle devam edelim. Birkaç tane Filiz ablaya da soru sormak istiyorum aslında. Filiz abla dedim ya. Tabii ki. Filizciğim. Kendisinden başka kimseyi umursamayan burç hangisi? Egoist burçlar diyorsun bunlara. Birazcık Başak'ta vardır bu. Hı-hı. Egoistlik vardır ama bu egoist olarak ben düşünmüyorum. Çünkü her insanın benim de mesela Ay burcum Başak. Kendi bildiğine sahip çıkan. Başkasının fikrini çok kendi aklını beğenmeyen. Hani ben sadece kendi aklımı seviyorum diyenlere biz genelde egoist deriz. Diyoruz. Ama değildir öyle. Genelde kendine özgüvenleri yüksek olan insanlara egoist diyebiliyoruz bazen. Cebinde akrep olan burçlar hangileridir? Cebinde akrep olan. Akrep burcu değildir bir kere. Cebinde akrep olanlar boğalardır. Oğlaklardır. Kimde? Ama her oğlak öyle mı? Değildir. Şimdi biz... Biz aynı zamanda Adil Oğlak olduğu için Adil tanıdığım en cömert burçtu. Adil ne diyor? Ben de oğlam. Ne diyor? Evet yani. Ya vallahi. Işte, o bizim yükselenlerdir. Ama genelde paranın değerini bilirler. Vallahi. Ben değerini bilirim. Bilirler. Yani ama bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Astrolojiye evet. Baktığınız zaman şeyler oğlaklar pinti derler. Ben buna çok inanmıyorum. Ben çok ama cömert ama dedin oğlaklar. Şu anda bunu. Dedin ya, evet. Bizim ağlamızın ortasında. Astroloji. Söyledin ama. Ama ben buna katılmıyorum başaklar diyemezsin koskoca gökyüzü. Başaklar çok iyi bilir. Başakla ilgili ben de çok duyuyorum. Hayır, çok başaklar pintidir. Yani oğlaklar onun yanında böyle süt dökmüş kedidir yani. Öyle başaklar mi? Öyledir. Peki. İlk görüşmede hesabı ödemez başak erkeği bak. Ay mesela bir dakika şu para mevzuna bir gelelim mi? Maddiyat. Şimdi zengin kız
fakir erkek aşkı zor mudur? Şimdi özellikle de Adil dedi ki hep eskiden bunun tam tersi konuşulurdu. Ama artık yani kötü bir tabir ama bunu nasıl söyleyeceğimi de tam olarak bilmediğim için parasını yediren söyleyemeyince böyle oluyor helal, insan. Evet. Ben bir şey diyeyim kadınlar size. Daha çok karşıma çıkıyor evet. Dedin mesela. Evet, ne evet. Oldu şimdi roller mi değişti? Eskiden kadınlar evdeydi, erkekler çalışırdı. Kadınlar tamamen erkeklerin değişti. Gözüne bakardı. Şimdi kadınlar deli gibi çalışıyorlar aynı evet. Zamanda. Belki çoğu erkekten çok daha başarılılar. Doğru. Kendi doğru. İşte güçlerini ellerine aldılar. Ve bu sefer de şimdi erkekler mi nasılsa kadın çalışıyor diye oradan tırtıklamaya başladı. Bazı erkekler evet bayağı ciddi söylediğiniz gibi tırtıklıyorlar. Çok rahat hayat abi diyor bana. Allah çok rahat aşkına. Diyor. Ben diyor böyle yaşarım abi. Niye kendimi yorayım diyor. Benim eşim diyor bankada mesela şube müdürü çok güzel para da kazanıyor. Ben çocuklara bakarım abi diyor. Kendisine saygısı var mı bu beyin? Böyle yaşamayı seviyor. Böyle yaşıyor, rahat müthiş. Yaşıyor. Ben diyor faturaları ödemekle uğraşamam. Eşim bana bakıyor diyor. Bazı şimdi Filiz abla da çok iyi biliyor. Bazı burçlar da çok seviyor bunu. Çağla Hanım mesela aslan burçlar? Kadını bayılır. Kim ben o? Buradan söyleyeyim. Aslan ha, kadını aslan. Adama bakmaya bayılır. Adam onun parasını yesin. Aslan çok para yedirir. Aslan kadını. Aslan kadını çok sever. Adam onun sözünden çıkmasın, yönlendirsin. Adam onun parasını yesin. Çok sever. Aslan. Tercih eder. Biz aslanda hiç tercih anlaşamıyoruz. Hiç anlaşamıyoruz. Aslan kadını para yedirir değil. Aslan kadını paranın nereden geleceğini bildiği için yedirir. Aslında aslan kadını konforuna çok düşkündür. Güçlü adam ister. Tam kendi konforunu kendisini yaratmak, tabii ki, huzuru sağlamak için belki erkek. De o yedirme meselesi tabii olabilir ki. Mi? Ya, yine kendi güçlü erkeğe yatırım yapar. Nasıl? Aslan. Aslan kadını güçlü erkeğe yatırım yapar. Burada bir fikir ayrılığı oldu. Bence kesinlikle fikir ayrılığımız var. Olabilir var, de sağlıklı vardır. Bir şey. O konuda tabii benim gördüğüm hiç vakalarda... Abla şimdi burçlar konusunda asla seninle aşık atamam. Benim gördüğüm vakalarla ilgili konuşabilirim. Aslan kadını yönlendiremeyeceği adamla olmaz. Lafını dinlemeyecek bir adamla olmaz. Şimdi biz asla bir erkek onun lafını dinlemiyorsa aslan kadını... Hiçbir şekilde o adamla ilişkisine devam etmez. Lütfen aslanlar bağlanın söyleyin. Aslanlar adam benim lafımı dinleyecek der. Benim sözümden çıkmayacak der aslan kadını. İmzalarım. Herkesi karşıma İmza alır. İmza kaşe. Aslan çok kadını şöyle der böyle. Evlenirken. Parası var mı? Beni iyi yerde götürecek mi? Gidecek balayımızı nerede yapacağız? Gelinliğimi nasıl alacak? Aslan kadını sever, konforu sever. Yani bu lüks seven takıyı burçlar, sever. Lüks düşkünü şimdi, burçlar arasına şimdi, koyuyor muyuz aslanı? Bak şimdi aslan olur. Takıyı sever, altını sever. Altını kim takar? Sıradan bir adam takabilir mi ona? Aslana altınları, talkumları, bilmem neleri paralı adam sizin takar. Sizin sorduğunuz soruyla da bağlantılı. Mesela evet. O çok güzel bir soru. Zengin kız fakir oğlan aşkı yok Çağla Hanım bitti o. Yok. O dönem bitti. O zaman Türk aslan kadın zaten. Türk filmiydi 60'lar 70'ler hmm. Vardı. Şu anda öyle bir şey hani zor olur mu dediniz. Olmaz çünkü evet. Öyle bir ilişki olmaz. Olmaz mümkün o değil. O bitti. Bir adamın kaç arabası var, durumu ne, yazlığı var mı, Bodrum'da evi var mı? İlk sorular böyle oluyor. Erkeği tabii. Mesela böyle bir ilişkiye böyle. Girerken sana geliyorlardır mutlaka soruyordur. Ya çok beğendim, çok aşık oldum, enerjimiz inanılmaz tuttu ama maddi durumu hiç benim iyi değil. Kendi benim kendi başıma geldi. Kendi yaşadığım olay, benim kendi bir flörtümde. Ben son derece normal sıradan bir arabayla gittim. Benim o zaman flört ettiğim kız ben bu arabaya binmem dedi. Aslan mıydı Burcu? Ben bu arabaya binmem. Yok Burcu'nu hatırlamıyorum şimdi. Aslandı. Ben bu arabaya binmem dedin. Yalan. Hayır yalan değil. Birçok erkek bunu denemek için yapar. İlk görüşmeye sıradan normal bir arabayla gider. Sen denemek erkek. İçin mi yaptın? Parabası, ölümü gör doğru söyle. Parası varsa bile normal bir şey bir arabayla gider. Bakalım kız dedi ki bana ben bu arabayla binmem. Bununla mı geldin dedi. Ne yaptın? O kızla görüşmedin bir daha. Dedim ne yapalım? Bıraktım arabayı orada bir yere park ettim. Gittik orada bir çay içtik. Bir daha da görüşmedik zaten. Arabaya binmedi kız. Kız aslandı. Binmedi. Birçok bugün böyle durumlar böyle gerçekleri konuşalım lütfen böyle ya. Şimdi şöyle bir şey var. Jenerasyon değişti. Biz feminizm, Amazon kadınları diye erkekleri küçümsedik. Erkekler de rahata alıştı. Bundan sonraki jenerasyon böyle. Güçlü kadın istiyorlar. Neden? Yine kadınların suçu. Feministlerin suçu. Biraz daha dişi olsaydı, biraz erkeğine daha böyle bir yumuşak olsaydı o erkek kendini güçlü hissederdi ve kadına daha yağdırırdı. Kadın çok güçlü, çok akıllı. Katılıyorum da işte hayatta ne yaparsın? Evet, evet. Böyle hayat yani. Böyle yani. Hayat bilerek böyle kadınlar olmadık bir, yani. Evet kadınlar yani. Da bir mücadele veriyor. Evet. Ama zamanla bunlar bence rayına oturacak diye düşünüyorum. Burada önemli bir bilgi verebilir miyim? Buyurun. Müsaade ederseniz. Tabii ki. Şu kadınlardan çok fazla gelen bir soru var. Tam Filiz ablamın söylediği şeyle alakalı olduğu için önemli. Bu adam neden duygularını gösteremiyor? Bakın Harvard'da yapılmış bir araştırma var. Bu çok önemli bir araştırma Amerika'da. 2008 senesinde yapılmış bir araştırma. Bir erkek bir ilişkiye ne kadar şey katabilirse
verebiliyorsa, fikir olarak, değer olarak bir kadın için ne kadar çok şey yapabiliyorsa o kadar duygularını gösteriyor. 720 adam üzerinde araştırma yapmışlar. Bakın ne kadar katkıda bulunabilirse. Şimdi güçlü kadınların güçlü olması çok güzel. Toplum için çok güzel. Fakat bir yandan da ilişkinizde şöyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Her şeyimi kendim çözüyorum, hiçbir şey istemiyorum diyorsunuz ya. O adam, bakın bilimsel araştırma var, diyor ki ben hiçbir katkıda bulunamıyorum, o zaman bir duygum yok. Bir erkeğin duygu yaratabilmesi için biraz katkıda bulunması gerekiyor. Bir şeyleri çözmesi gerekiyor. En azından göstermelik de olarak bir fikir isteyebilirsiniz. Ya hayatım, iş hayatımda şunu çözemiyorum, bana bir fikir verir misin? Siz çözüyorsunuz, siz güçlüsünüz, sıkıntı yok. Ama yine de ona sorduğunuzda adam kendini akıllı hisseder. Der ki aa evet bak şu yöntemi dene dediği zaman adam duygu üretmeye başlıyor. Dolayısıyla ben güçlüyüm iş hayatında, niye özel hayatım iyi gitmiyor diyenler bu araştırmayı unutmayın. 2008 Amerika Harvard'da yapılmış. Adam eğer senin hayatında hiçbir katkıda bulunamıyorsa bir duygu geliştiremiyor. Bütün mesele bu. Karısını aldatan bir tane adı şey var Çağla'cığım. Kadın diyor ki güçlüyüm, akıllıyım, niye gitti bu adam? Her şeyi ben yapıyorum. Adam diyor ki ona, öteki sadece benden bir şey bekliyordu. Sen benden hiçbir şey istemedin. Beklemedim. Ben bunu hatırlıyorum bu arada. Evet. Nereden hatırlıyorum ya bunu? Hayatımız. Ama var kadınlar yani, hiçbir şey unutmaz. Evet, vallahi evet. Duymuşum bak, demek ki etkilenmişim. Alo. Alo. Beyefendi hoş geldiniz. Merhabalar Çağla Hanım, iyi yanına. Teşekkür ederiz, sağ olun. Benim 5 yıllık bir evliliğim var. 5 yıllık. Ama bu evlilikte eşimle annem arasında kalıyorum. Evet. Dün de yine tartıştık. Çünkü anneler günü geliyor. Benim de 3 yaşında bir oğlum var. Eşime bir bileklik almıştım. Evet. Annemle aynı sokakta oturuyoruz. Annem o bilekliği dün görmüş. Dün beni görünce de demiş, dedi bana dağılsaydın bundan falan diye, yine bana çöp alıyorsun, çiçek alıyorsun diye laf soktu. Sürekli eşimle... Ben duyamadım son cümleyi. Kek alıyorsun bana bilmem. Hayır, bana niye kek börek alıyorsun, o an takı alıyorsun demiş. Anladım. Sizin eşinize aldığınız takıdan anneniz dedi ki neden de bana da almadın. Siz eşinize aldığınız her şeyden annenize bu zamana kadar aldınız mı? Böyle bir beklentisi aldım. Var. Efendim? %80 aldım. Tebrik ediyorum. 70 yaşında kadın akıllı saat bile istedi. Ne? Akıllı nasıl? Saat mi istedi? Evet, akıllı saat bile istedi eşim alınca. Tamam. Anne de kabahat. Anne de kabahat. Eşiyle, karısı, geliniyle şu yarışa girmiş. Anne de mi kabahat? Tabii. Bence beyefendi de kabahat. Hayır. Şey değil mi? Hatta mı? İstiyor anne. Hatta mısınız? Ben gittiğimi zannetmiştim. Evet, şaka, hattayım. Şaka, duyuyorum. Şaka, evet, bu, buyurun. Üstadım, bu durum sizi yoruyor değil mi? Ya, bayağı yoruyor zaten. Yani her hafta bir tartışması, bir şey oluyor ya da geçmişi hatırlatıyor. Ve hayatındaki kadına, yani eşinize aslında... İyi, sağlıklı bir şekilde yönelemiyorsunuz. Onunla ilişkinize çok zarar veriyor bu durum. Ve aynı sokakta yaşıyorsunuz değil mi annenizle? Evet. Yani biz gezmeye gittiğimizde de hayır, mesela bir yere gittiğimizi bak, söylediğimizde de. Bir şey söyledim. Diyor ki beni de götürseydiniz. Beni de götür diyor. Şimdi bir evlilik böyle olmaz. Burada anne figürünün çok büyük hataları var. Ama siz çizgiyi çekememişsiniz. Çizgiyi çekeceksin. Diyeceksin ki anneciğim evliliğim, ben evliliği korumak zorundayım, ben kendi ailemi kurdum şu anda. Sen kendine bir hayat yarat. Peki anneniz neden böyle davranıyor? Kendisine bir hayat yaratamamış. Oğlum var, başka hiçbir şey yok. Evet. Hayatımın merkezi aynen. Oğlum. Şimdi orada anne figürü evet hatalı ama siz de hatalısınız beyefendi. Evet. Yani burada anne bak arkadaşlarınla vakit geçir, ne bileyim hani kendine hobiler edin, ne bileyim seyahatlere git, neyse yapabileceğin ne varsa... Bunlarla ilgilen çünkü benim evliliğim benim koruma alanımda. Bak bir erkeğin en büyük içgüdülerinden bir tanesi korumaktır. Evliliğini, kız arkadaşını, işte evli değilse ya da arkadaş çevresini korumaya çalışır. Ama siz burada kendi evliliğinizi koruyamamışsınız. Bir kutu içine alıp onu annenizden bile kimi zaman korumanız gerekiyor. Şimdi de geç kalmış değilsiniz. Karşınıza alın, konuşun ve eğer bunu anlamak istemiyorsa da deyin ki anne ben aynı sokakta oturmak istemiyorum. Aynı sokakta oturmanız büyük bir hata. Şu anda büyük bir hata. Hemen size erişimi var. Yapmayın bunu. Ayrıca her aldığınız hediyeyi de anneniz bilmek zorunda değil. Bu sizin özeliniz. Anne oğlu arasında gelin kurban olmuş. Evet. Evet, o da arada kalmış bu arada. O da arada kalmış. O da arada kalmış. Yani burada yani, eşine, ailesine sahip çıkması yani. Lazım. Öncelikle eşim ailem diyecek burada. Evet. Artık yani. Tavsiyeler önemli. Hemen son bir telefon daha alacağım. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Tünaydın. Alo. Merhaba. Merhaba Çağla Hanım, hayırlı programlar. Teşekkür ederim, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Severek izliyoruz programınızı. Çok teşekkür ederiz. Adil Bey'e bir sorum olacaktı. Buyurun. Adil Bey, sizi severek takip ediyorum her yerden. Sizin söylediklerinizi uygulamaya çalışıyorum, uygulayabildiğim kadarıyla. Ne güzel. Şöyle 8 yıldır evliyim ve 8 yıldır da aldatılıyorum.
ve her şekilde yakaladım. Çok çareler bulmaya çalıştım açıkçası. Her yöntemi de denedim. Konuşarak, iyilikle, kötülükle, karşı tarafa ulaşarak. Evet. Ve eşim mükemmel derecede narsist ve bu narsistliğiyle de gurur duyuyor. Narsist kişilik bozukluğu var. Evet ve bununla gurur duyuyor. Hatalarıyla çok barışık. Yani zaten narsistler hep gurur duyar. Evet. Hayatım 8 yıldır aldatıldığını bildiği bir kadınla beraber. Daha nasıl narsist olmasın? Onu kabul eden yani, bir kabul etmiş aldatıldığını evet. bilen bir kadın. Affeden. Affetmiş evet, hala affetmiş. Da devam ediyor. Şimdi yani narsist olması çok... Ama boşanmıyor da. Ben boşanma davası da açtım. Evet. Ne demek canım zorlama. Zorlama. Bir şekilde çekişmeli olursun. Boşanırsın. Yani, neyse. Boşanma. Soruyu alalım. Evet, soruyu alalım bence de. Şimdi nedir yani? Bana... Evet. Ya bana diyor, ben diyor işte sevmiyorum diyor. Ben böyleyim diyor. Aldatırım, gezerim, sozarım. Ve kendi tek hayatı var. Dışarıda da herkes... Ve dışarıda da herkes biliyor tek yaşadığını. Yani nasıl biri olduğunu herkes biliyor. Çok rahat. Tek hayatın diyor, senin de tek hayatın olsun diyor. Ya sen evde otur, çocuklara bak, istediğimizi, ikimiz de istediğimizi yapalım diyor. Oh ne güzel. Yani şimdi siz kendiniz cevapladınız zaten soruyu gibi. Siz cevabını verdiniz, siz orada duruyorsunuz. Siz böyle söylediği zaman, evet, nasıl bir cevap vermiş oldunuz? Şu an hala hazırda devam ettirerek veyahut da ikinci bir yol söylediniz mi kendisine? Hayır, ben bu hayatı istemiyorum, ben boşanmak istiyorum veyahut da... Şu an yaşadığınız hayatı yaşamaya devam mı ediyorsunuz? Şöyle, çok söyledim, konuştum. Hatta dedim, boşanma davası da açtım. Çok ya benden boşanmak istiyordu kendisi. Kendisi de söylüyordu. Davadan niye vazgeçtiniz? Sorabilir miyim? Davadan niye vazgeçtiniz? Tabii ki, ya şu, hem maddiyattan vazgeçtim hem de eşim... anlaşmalı boşanmaya varmadı. Ben hiçbir şey talep etmiyorum dedim. Bu dedi böyle olmayacak dedi. Çekişmeli olsun dedi. Ondan sonra çekişmeli davada maddiyattan ben vazgeçmiştim. Çalışmıyorum. Anladım. Ondan sonra bana dedi işte seni seviyorum dedi. Ayrılmayalım dedi. İşte çocuklarımız aynı ailede büyüsün falan dedi. Cevap ondan verebilir sonra az bir ay tabii az vaktimiz yine kaldığı için buraya kadar minicik istedim. Bir cevap alalım çünkü işin hukuki boyutu da var. Burayla ilgili tabii ki biz bir şey diyemez tabii yani ki. Sevgili Adil'le ama en azından kaldığımız durum pozisyonla şimdi, alakalı tavsiyelerde bulunuyor. Boşanma davası hepsi sizin kendi kararınız. Ben olayı anladım. 8 yıl bir insan hayatında çok ciddi bir süre. Evet. Ama sizin eşiniz aynı zamanda hani bir laf var. İzzeti nefsinizle oynuyor sizin. Diyor ki sen böyle yaşa, evde çocuklara bak falan. Ciddiye almıyor sizin. Çok klasik bir narsist davranışı. Sizin yaşınız anladığım kadarıyla genç, sağlıklısınız anladığım kadarıyla. Çalışabilirsiniz. Hayatınızda kendi ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz. Hayatta böyle sınavlar vardır. Siz bu sınavı kabul edeceksiniz ya da bu döngüde yaşamaya devam edeceksiniz. Bakın çok önemli bir konu bu. Siz gençsiniz şu anda. Eşiniz diyor ki böyle yaşa, boşanmıyorum da. Siz davanızı açarsınız, açmazsınız. Ama maddiyat konusunda çözebilirsiniz. Ne kadınlar var, ben ne vakalar gördüm. Giriyor, çalışıyor, işe bir yerden giriyor, kendi parasını kazanıyor, kendi maddiyatını bir şekilde hallediyor. Bu çünkü rahatlık. Nasıl olsa burada bir maddiyat var, ben bu evlilikten ayrılmayayım. Hayır, hayat bazen aldığımız risklerdir. Kendi işini yaparsın, girersin bir yerde çalışırsın, 3 kuruş 5 kuruş ama geçinirsin. Fakat bunu çekmezsin. Bak bunu çekmezsin. Çünkü bu aynı zamanda senin karakterinle şey ilgili çok, bir problem. Nasıl bir konforunuz var ki 8 yıldır aldatılmaktan bıkmadınız? Bence maddiyat olarak. Maddi konforu yok. Nasıl bir konfor var maddi, yani? Maddi konforum kesin. Ben yok. Çalıştım. Hamileyken de çalıştım. Son ayıma kadar çalıştım ben. Çocuğunuz da var değil mi? Evet evet. İşte ben doğum yaptığım için işten çıkmak zorunda kaldım. Küçük çocuklarım var. Bebeğim var benim. O yüzden şu an çalışamadım. Bakacak da kimsem yok. Yani eşim şöyle, dışarıdaki bütün herkese melek, bütün kadınlara melek. Yani ay ne kadar neredeyse tanıdık ağızlarına tabi. Varana kadar, ağızlarına varana kadar yemek verecek ama evde yani çocuğum, karım kesinlikle sahip çıkmaz. Hani siz kimsiniz modunda? Yoldan karşımdan gelsin, beni görmez yani başka kadınların yanına gider. Görüyor musunuz? Yani ben yokmuşum gibi davranıyor. Çok zor, çok zor, çok adam dramıyorlar. Adam ezik çok bir zor. Karakter. Ezik, yani bunlarla ezik, başa çıkmak çok zor. Bakın gerçekten kendi hayatınızın lütfen iplerini elinize alın. Ve ne olursa olsun ciddiyetinizi gösterin. Ben artık bu tabloda yaşamak istemiyorum diyeceksiniz. Bunu demeniz gerekiyor. Ve diyeceksiniz ki ben artık bu tabloya katlanmayacağım. Siz orada durduğunuz sürece bu film devam edecek. Evet. Bunu garanti edebilirim. Devam edecek bu film. Açın davanızı, avukat dilekçeyi göndersin. Oradan deyin ki ben artık başka bir yerdeyim. Kendinize bir hayat kurmanızın vakti
gelmiş. Bunlar çok önemli konular. Bana en çok sorulan sorular bunlar. Bu aslında ben onu düşünüyorum şimdi. Bir kişiye cevap veriyorsun. Aslında çok, binlerce, ben bunları hep anlatıyorum. Kadına cevap veriyorsun. Bir konuyu dile getirebilir miyim? Müsaade ederseniz. Ben bunları hep dile getiriyorum. Burada onun için ben sahnede birçok şehri geziyorum. Müsaade ederseniz bilgi verebilir miyim? Çünkü bunlar çok tabii fazla var. Tabii ki verelim. 25 Mayıs'ta buyurun. Bunları yine konuşacağız. Ankara'dayız. Ankara Şinasi sahnesinde 25 Mayıs'ta İtiraflar Show ve 30 Mayıs'ta da İzmir Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. İzmir'deyiz. 30 Mayıs'ta İtiraflar Show. Kadınlar çok dolu, bakın çok şey yaşıyorlar. Kaçırmayın. Ama bütün kesinlikle bunları anlatıyoruz, biz paylaşıyoruz. Evet, kesinlikle. Ağzına sağlık Adi, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Filiz'cim çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize, ağzınıza sağlık. Harika bir program oldu, yayın oldu. Ben şimdi diğer konumu davet etmeden önce bir reklamlara gidiyorum. Reklamlardan sonra devam edeceğiz, buyurun. Evet, Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Şimdi günümüzde tüp bebek tedavisinde yumurta yenileme işlemlerini epey konuşuyoruz sizlerle birlikte. Doğru. Kadın yumurtalık rahim işlemlerinde PRP'nin çok yoğun ilgi gördüğünü de biliyoruz. Şimdi erkeklerde bir PRP işlemi uygulanmaya başlanmış. Hangi sebeple yapılıyor? Etkileri neler? Öyle. Şimdi aslında Çağla Hanım, baktığınız zaman kadınla erkek arasında bir fark yok. Yani kadın hani yumurtalıkları ya da erkek yumurtalıkları sonuçta aynı işi yapıyorlar. Yani biri yumurta üretiyor, biri sperm üretiyor. Evet. Sonuçta temelinde baktığınız zaman aynı hücreler hemen hemen. Bir üretim söz konusu yani. Evet, bir üretim söz konusu. Şimdi burada biz şöyle düşündük bu çalışmayı başlatırken. Bu arada bu çalışmayı hani iftiharla söyleyeyim ki dünyada ilk kez biz başlattık ve şu anda erkekler konusunda ve bu konuda da şu anda çok ünlü üniversiteler, mesela Amerika'da Stanford Üniversitesi mesela bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Şimdi tabii ki şöyle, yani aslında mantık şuradan geliyor. Şimdi siz orada olgunlaşmamış spermler varsa bu olgunlaşmamış spermleri nasıl olgunlaştırabilirsiniz? Yani kadınlarda aslında uyguladığımız PRP'nin mantık olarak aynısı. Orada hani ne diyorduk? Biz uyuyan yumurtalar varsa ve bu yumurtalar bir türlü yumurtalığın içindeki şebekelerle eğer şey yapılamıyorsa, aktive olamıyorsa, yani uyarılamıyorsa ve açığa çıkamadan ölüp gidiyorlarsa, biz bunları kurtaralım, alalım, yumurtaları kullanalım. Şimdi aynı şey erkek için de geçerli. Şimdi mesela meniye sperm çıkmıyor. Mikrotese dediğimiz işlemi oluyorlar. Yani ameliyatla sperm aranıyor, bulunamıyor. Olgun sperm bulunamıyor ama spermler şimdi 4 aşamadan geçiyorlar. Eğer mesela bu aşamalardan birinde takılıyorsa aslında PRP, hatta şimdi son zamanlarda sizinle hep konuştuğumuz, belki birazdan yine konuşuruz, eksozom tedavisi, evet, evet, bunları esasında uyarıyor ve daha olgun, daha kaliteli spermler olmasını sağlıyor testisin. O zaman daha etkili olduğunu da düşünüyorsanız egzozomu konuşmanın zamanı gelmiştir demek. Evet, nedir evet, bu işlemin, bu uygulamanın özelliği, avantajları, etkileri? Şimdi tabii bu egzozom çok yeni bir konu. Yani bunu da şu anda hani kadın yumurtalıklarında ve erkeklerde testiste yine ilk kez biz başlattık. Yani dünyada ve Türkiye'de. Şimdi bundaki olay şu, kanın içinde bazı hücreler birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Bu mesajları da bizim nano vezikül dediğimiz, nano vezikül çok küçük kesecik demek. Yani nano boyutlarda keseciklerle, yani birbirlerine mektup gönderiyorlar. Hı-hı. Yani hücre hücreyle İletişimle haberleşiyor. İletişim, hı-hı, yani e-mail veya mektup gibi düşünün. Gibi. Ama bunların içinde bir takım mikro DNA, mikro RNA gibi, mitokondri gibi, yani enerjiyi sağlayan maddeler var. Şimdi o zaman bunları acaba biz elde edip bunları dokuların gençleştirilmesinde kullanabilir miyiz? Hı-hı. Şimdi bu sadece esasında şey için kullanılmıyor. Kadınlar ya da erkeklerdeki sperm yumurta için aslında bu da yine hani PRP gibi işte kadınlarda ciltte kullanılıyor. Giderek bunun egzozomda da kullanım alanı evet artacak. Fakat sorun şu ki bunu elde etmek çok zor yani idi. Ama şimdi bir yine Amerika'da yaşayan Stanford Üniversitesi'nde Profesör Utkan Demirci isimli meslektaşımız, hocamız bu yöntemi
bunları süzmeyi gerçekleştiren bir buluş yaptı. Biz de kendisiyle birlikte çalışıyoruz. Hatta ben 3 hafta önce kendisinin şeyindeydim, laboratuvarındaydım ABD'de. Dolayısıyla şimdi bunları süzmek mümkün oldu. Hmm. 3-4 saat içinde siz kan alıp bunları süzebiliyorsunuz. Ve şimdi bunların artık kullanımı başladı. Ve giderek yaygınlaşacaktır. Yani sadece bunu biz kullanmayacağız şimdi tabii. Şimdi bir başlangıç gibi görebiliyorsunuz, evet, aynen bunu. Aynen öyle. PRP ile peki ne hocam arasında fark var diye size sorsak ne cevap verirsiniz? Çünkü aşağı yukarı aynı. Orada da kan alınıyor. Trombositine ayrılıyor vesaire. Burada farklı bir tabii ki anlattığınız şey var ama doğru, etki doğru olarak ne kadar büyük bir fark beklemeliyiz? Şimdi esasında şöyle, tabii biz PRP'yi 2018 sonlarından beri uyguluyoruz. Oldukça çok sayıda kişide uyguladık. Şimdi bu PRP'ye cevap veren hastalarımız var, cevap vermeyen hastalarımız var. %60-70'i cevap veriyor, bir kısmı cevap vermiyor. Ama şimdi mesela bu eksozomu yaklaşık biz 3-4 aydır uyguluyoruz. Yani buna ciddi şekilde cevap olduğunu görüyoruz yumurtalıklarda. Yani bu herhalde tahmin ediyorum yumurtalık içinde PRP'nin uyaramadığı başka noktaları ya da başka şebekeleri uyarıyor. Başka yolları uyarıyor ve böylece hani yumurtaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bir de kalitesini arttırıyor. Yani özellikle bunu da hani evet, çok dikkatli önemli, gözlemledik. Çok önemli. Evet, mesela hani yaşı ilerlemiş 43'ten sonra biraz genetikten normal gelen embriyo sayısı azalır ya. Mesela bunu uyguladığımız hastalarda genetikten normal gelen embriyolar elde etmeye başladık. Müthiş. Bence oldukça çok önemli bir gelişme. Heyecan verici de diyebiliriz. Evet. Peki kök hücre çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalar şu an hangi aşamada? Onda da epey mesafe kat ettik. Tabii hani kök hücre çalışmaları Sağlık Bakanlığımızın izniyle yaptığımız çalışmalar. O da enteresan. Yani göründüğü kadarıyla ona da mesela cevap veren bir grup var. Yani kök hücreden etkilenen ve kök hücreden çok olumlu etkilenip yumurta sayısı artan, kalitesi artan bir grup hasta var. Hı hı. Şimdi buradaki Çağla Hanım, esas bizim sorumuz ya da sorunumuz şurada. Biz şimdi mesela bir hastaya bunu uygulayacağız. Yumurtası yok ya da embriyoları kaliteli olmuyor ya da yumurtaları kaliteli olmuyor. Sorun şu, buna PRP mi uygulayacağız? Hangi kök hücre mi uygulayacağız? Eksozom mu uygulayacağız? Ya da bunların değişik kombinasyonlarını mı uygulayacağız? Şimdi bazı hastalar geliyor diyor ki bana üçünü birden uygulayın falan. Tabii şimdi, mümkün mü da, acaba? Yani şimdi tabii belki mümkün olabilir de çift zor tabii üçünü birden. Tabii evet. Ama ikili mesela uygulamalar. PRP, eksozom. Eksozom, PRP, kök hücre gibi uygulamalar mümkün. Bunları yapıyoruz, bunları uyguluyoruz. Bunlar da değişik, bunlar da enteresan sonuçlar veriyor ama tabii daha böyle hani global olarak şeyler çıktığında, hı hı, verilerin sonuçları çıktığında inşallah yine sizin programınızda İnşallah birlikte hocam bunları konuşmuş merakla oluruz. Merakla bekliyoruz gerçekten. Evet, şimdi ilgi çeken çalışmalardan biri de bozuk embriyodan sağlıklı bebek doğabilir mi sorunsalı? Bu nasıl olabiliyor? Nasıl olur? Yani? Şimdi bu da çok ilginç bir konu. Yani bu da son yılların konusu esasında. Biz de kliniğimizde bununla ilgili bir çalışma yaptık yaklaşık 150 çift üzerinde. Şimdi sorun şu, biz aslında tabii normalde bir embriyonun bütün kromozomlarının normal olmasını ve genetiğinin sağlam olmasını istiyoruz. Şimdi böyle bir embriyo bulursanız bu embriyo size yüksek bir gebelik verir. İyi bir laboratuvarda %60-70 civarında gebelik alırsınız. Ve %50 civarında da canlı doğum alırsınız. Fakat şimdi sorun şu ki bazı kişilerde normal embriyo bulamadınız. Defalarca tekrarladınız tüp bebeği, normal embriyo çıkmıyor. Şimdi bizim mozaik embriyolar dediğimiz bir grup embriyo var. Yani embriyonun bir kısmı normal, bir kısmı anormal. Şimdi bir kromozomu eksik veya bir kromozomu fazla ama embriyonun belli bir bölümü de normal. Şimdi soru şu aslında akla gelen. Acaba biz bu embriyoyu kullansak bundan sağlıklı bir bebek elde edebilir miyiz? Evet, edebiliyoruz yani, çok enteresan. Mesela bu embriyoları kullandık, %41,5 civarında gebelik elde ettik. %27 civarında da canlı doğum elde ettik. Ve daha sonra bu doğan bebeklere, tabii şimdi çiftlerin aklına şu soru geliyor. Bebek sağlıklı olacak mı? Şimdi siz böyle bir şey koydunuz, embriyo koydunuz. Tabii biz gerekli bütün onamları aldık,
hukuki formları vesaire. Ama bebek şimdi sağlıklı olacak mı? Bu sefer doğan bebeklerden kan aldırıp baktık acaba kromozomları normal mi diye. Hepsinin kromozomları normal çıktı. Yani bir şekilde embriyo esasında anne rahimine yerleştirildikten sonra kendini düzeltme kabiliyetine sahip. Tabii ki bütün embriyolar değil. Tabii ki değil. Belli bir kısmı belli bir düzeltiyor, oranda ama belli bir kısmı düzeltemiyor. Yani ilk tercih gene genetikten geçmiş, sağlıklı bir embriyonuz varsa onu kullanacaksınız. Ama eğer yoksa o zaman bu embriyoları da çiftle birlikte karar vererek kullanabilirsiniz. Çok güzel. Az sonra genetik tarama testlerini de konuşalım hocam. Ama ondan önce mesela hep kadınlarla ilgili konuşuyoruz ama erkeklerde de sperm sayısının çok azaldığını görüyoruz. Bunu tetikleyen faktörler, olumsuz nedenler neler? Yani tabii şöyle Çağla Hanım, mesela çocukluktan beri birçok faktör var. Yani en önemli bence ülkemizdeki sorunlardan bir tanesi bu inmemiş testis dediğimiz sorun. Ama hani giderek hastanelerde doğum oranının artması. Ben mesela geçen gün bir haber okudum. Çok mutlu oldum. Türkiye'de mesela hastanede doğum oranı yaklaşık 10 yıl önce %91'lerdeyken şu anda %98'lere çıkmış. Bu çok iyi bir şey. Çünkü sonuçta hani bir çocuk doktoru çocuğu muayene ediyor. Şimdi eğer testisler inmemişse, kanalda kalmışsa bunun 5 yaşından önce indirilmesi lazım. İndirilmezse eğer sıcağa maruz kalıyorlar testisler ve sperm üretme yeteneklerini kaybediyorlar. Hele böyle 9 yaşında, 10 yaşında falan yapılan ameliyatlarda maalesef sperm bulamıyoruz ve testis bile küçücük kalıyor. Ayrıca kanserleşme oranı testislerde artıyor. Şimdi mesela çocukluktan bunlar var. Klinefelter sendromu dediğimiz bir kromozom anomalisi var. Yani erkekte bir X kromozomu fazla oluyor. XY olacağına XXY oluyor. Ama bunlarda da sperm çıkıyor. Yüzde yaklaşık bizim bir çalışmamız var. %60 ila 70 civarında bunlardan sperm bulunabiliyor. Eskiden bunlardan hiçbir şekilde bu erkeklerin baba olamayacağı söylenirdi. Şimdi bunlar da baba olabiliyorlar. Yani bunu da hani özellikle vurgulayalım ki ümitsizliğe kapılmasınlar hastalarımız. Bir de tabii son zamanlarda çevre faktörleri, yani sigara, işte alkol, zararlı alışkanlıklar, yediğimiz, içtiğimiz de çok yediğimiz, aynen öyle. Gıdalar, yani bu işte gluten, laktoz ve hani diğer zararlı bir takım şeyler, genetiğiyle oynanmış özellikle gıdalar, işte yani birçok şey esasında günümüzde şeyi bozuyor. Kendimizi hava kalitesi koruyabilmek de değil mi? Sağlıklı kalabilmek de ayrı bir özen istiyor. Gerçekten zor. Peki yapay zeka tüp bebek tedavisi için neden tercih edilmeli ve bu teknolojinin avantajlarını konuşalım. Bu bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Şimdi yapay zeka esasında çok önemli bir avantaj bizim sahada. Tabii biliyorsunuz yapay zeka ile ilgili korkular da başladı şimdi. Hatta bazı ülkelerde yasaklandı. Danimarka'da mesela yapay zeka ile ilgili çalışmalar yasaklandı. Çünkü bir korku başlıyor. Acaba yapay zeka insan zekasından daha üstün hale gelip hani şu Terminator filmlerindeki gibi insanlığı ele geçirir mi diye. Ama bizim sahada şöyle kullanılıyor. İlginç bir gelişme oldu bizim sahada. Mesela şimdi biliyorsunuz yumurtalara mikroskop altında embriyologlar spermi enjekte ediyorlar. Biz buna mikro enjeksiyon diyoruz. Mesela şimdi dünyada yapay bir robot koluyla işte yumurtaya mikro enjeksiyon yapıldı yapay zeka yoluyla ve bu çocuk doğdu şu anda. Yani şimdi artık giderek belki önümüzdeki zamanlarda hani laboratuvarda hatta bizim işlerimizi yapacak şekilde bir takım aletler, makineler gelişecek. Yani hocam, ne zaman işsiz kalırız, ne zaman şey yaparız. Yani yapay zeka hani en iyi embriyoyu belki oluşturacak. Şu anda hani yapılan çalışmalar daha ziyade verilecek ilaç dozlarının doğru şekilde belirlenmesi, doğru embriyonun seçilmesi. Yani hangi embriyo gebelik verecek? Daha kusursuz embriyo seçimi için. Evet. Yani daha ziyade bu aşamada ama şimdi giderek hani robotlar devreye girip de işte içeride mikro enjeksiyonu da yaparsa biz bile tahmin edemiyoruz şu an neler olabileceğini. Yani bunlar ama tahmin ediyorum hani en geç bir 15-20 sene çok da, içerisinde çok ciddi değişimler olacak ve ondan sonra artık bu şekilde yapay zeka ile tasarlanmış
tamamen bir ortama neler bekliyor şey yapacağız, acaba? Kavuşacağız bize. Gibi gözüküyor. Son olarak tüp bebek tedavisinde çok sorulan sorulardan bir tanesi var. O da başka kişinin spermi veya yumurtasıyı kullanılabilir mi tüp bebek tedavisinde diye. Ya bu şimdi ülkemizde yasal değil. Tabii hani başka kişilerin sperm veya yumurtalarının yasal olarak kullanılabildiği bazı ülkeler var. Ama hani bizim ülkemizde evet. Ve birçok ülkede bu kanuni olarak kabul yasal edilmiyor. Yasal değil, kabul evet. edilmiyor. Peki vaktimiz olduğu için minicik bir soru daha soracağım. Bitkisel ürünler de yine çok fazla başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Tüp bebek tedavisi sırasında kullanılması başarıyı arttırır diye elimizde bir bilgi var mı şu anda hocam? Yani şöyle, gerçekten bazı bitkisel ürünler doğru seçildiği zaman faydaları oluyor. Örneğin biz mesela keçi boynuzunun erkeklerde sperm hani sayısına, hareketlerine iyi geldiğini biliyoruz mesela. Bu sıklıkla da tavsiye edilir. Hani buna yönelik hazırlanmış esasında vitamin özlü preparatları var, vitaminler var, bitki ekstreleri var. Ama şimdi şöyle, bunları bilinçsiz bir şekilde kullanmamak lazım. Onu diyecektim lazım. Son cümle evet. olarak yani hekimimizin haberi olduğu, evet, onunla evet, işbirliği evet, yaptığımız evet. sürece tabii ki kullanılır. Kafamıza göre hiçbir bitkisel ürün tabii ki de evet. kullanmıyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Ben teşekkür hocam, ederim. Hocam güzel efendim. Haberler ve verdiğiniz kıymetli bilgiler için yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.